Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Yunus Emre Enstitüsü 7 İklim A1 kitabından sayfa 151'den devam ediyoruz. Burada kalmıştık. İnceleyelim. Evet, şöyle bir bakalım. İnceleyelim. Yağmur ne zaman başladı? Pazar günü başladı ve hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Yani yağmur pazar gününden beri yağıyor mu? Yağmur pazar gününden beri yağıyor mu? Evet. So, here we will learn den beri and dır. Okay? Grammar rule. Den beri and dır. Evet arkadaşlar, I will explain you den beri and dır here. Dil bilgisi, grammar. Den beri, since, dır, for. Dan beri ve dır yapıları fiilin ne zaman başladığını ya da ne kadar süredir devam ettiğini anlatmak için kullanılır. These forms are used to tell when the action started or to talk about the process. So, isim plus isim, it means noun. İsim plus dan beri or dır. So, dan beri arkadaşlar, dan beri it can be den beri or it depends on the fıstıkçı şahap, it can be tan beri or ten beri. Okay, don't forget that. Always don't forget fıstıkçı şahap, okay? Let's continue. Örnek, example. 3 senedir Türkiye'de yaşıyorum. 3 senedir Türkiye'de yaşıyorum. I have been living in Turkey for 3 years. Ekim'den beri bu ofiste çalışıyoruz. Ekim'den beri. Ekim, October. Sen ne zamandır seyahat etmiyorsun? 2000'den beri evliyim. So, here you see dir, den beri, and dır, and den beri here. So, arkadaşlar, let's see. Not. So, den beri and dır. When, where we are using, look. Eğer, birinci not, eğer fiilin başlama zamanı belirtiliyorsa sadece dan beri yapısı kullanılır. Fiilin başlama zamanı belirtilmiyorsa den beri de, dır da kullanılabilir. What does it mean? If we know starting time, we use only den beri. If not, den beri and dır can be used together. Okay. İkinci not, gün, hafta, ay, yıl gibi zaman bildiren kelimeler çoğul ekleri kullanılarak her iki durumda da kullanılabilir. Words that indicating time such as day, week, month, and year can be used in both situations by using plurals. Günlerden beri ders çalışıyor. Günlerden beri. Günlerdir ders çalışıyor. Okay, you can see. Yıllardan beri onunla arkadaşız. Yıllardır onunla arkadaşız.
Evet arkadaşlar, gördünüz değil mi? So, aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayalım. So, let's complete here like these examples. Okay, so you will complete with Danbury and Dur. You will see. So, you understand Danbury and Dur. Okay, so you can complete. Okay. Please complete it. And then if you have any question, please comment. Okay. So, let's go to the Yunus Emre book. Okay. Here yazalım. So, sayfa page 152. So, you will write. Yazalım. Let's write. Ne yapıyor? What he or she is doing? So, arkadaşlar, here you will write the sentences with Danbury and Dır. Okay. For example, you will change. Kız konuşmaya yarım saat önce başladı ve hala konuşuyor. So, you will write these sentences with Danbury and Dır. Okay. And then same this word, same, same. Okay. You will do like that. Please write the comment. I will check. Okay. And then serbest okuma, free reading part. Okay, you can read here. Okay, I will read for you. Now, so you can follow. Haberleşme. Türkler eski zamanlardan beri haberleşmeye çok önem verdiler. Haberciler bazen tek başlarına, bazen de kervanlarla haber götürdüler. Selçuklu Türkleri kervancılık hayatını Türkistan'dan Anadolu'ya getirdi. Kervanlar yüzlerce yıl yük ve haber taşıdılar. Uzun uzun yolculuklarda yol üstündeki kervansaraylarda dinlendiler. Osmanlı Devleti'nde habercilerin farklı görevleri vardı. Bir kısmı acil haberleri ulaştırdı, bir kısmı da normal haber veya mektup götürdü. Bu habercilere ulak adını verdiler. Bugün de ulak kelimesini özel haberciler için nadiren kullanıyoruz. Bu kelimeyi internet haberleşmelerinde de görmek mümkündür. Evet, yazalım. Let's write. Bu kelimelerle cümle kuralım. Evet arkadaşlar, bu kelimeler ile lütfen cümle kurun. Okay, make sentences with these vocabularies. Evlenmek, what does it mean? To marry. Davetiye. Paylaşmak. Çağırmak. Kutlamak. Hediye almak, davetli, düğün, neşeli, kaygılı, mutlu, öfkeli. Please learn these vocabularies, okay? And then değerlendirme, evet, exercise here about unit 7, okay? And then unit 7 finish already, and I will show the... Also exercise, okay, you can do this exercise. If you have any question, you can ask me, you can comment. Evet, I am showing you now here like this. Evet, kendimi değerlendiriyorum. Sonra we will continue from unit 8. Ünite 8'den devam edeceğiz. Görüşürüz.